Merhaba. Sanatçılar için kendini anlatma ve sanat piyasasına giriş başlıklı çevrim içi seminer ve atölye programının ikinci seminerine hoş geldiniz. Projemiz K2 Güncel Sanat Merkezi ve Galeri A Güncel Sanat Merkezi ortaklığında kültür için alanın desteğiyle hayata geçiriliyor. Ben Begüm Tatari, projenin koordinatörüyüm. Bugün Profesör Doktor Aylin Seçkin'le birlikteyiz. <laughs> Merhabalar. Pardon. E, Aylin Hanım'a İzmir'e hoş geldiniz diyebilmeyi çok isterdim ama malum koşullar nedeniyle çevrim içi yayınımıza hoş geldiniz diyebiliyorum. Tekrar hoş geldiniz Aylin Teşekkür Hanım. Teşekkür ederim. İzmir'in yabancısı değilim. Bir İzmir çocuğu olarak. İzmir e, çok sık ziyaret ettiğim, akrabalarımın çoğunun olduğu, yaşadığı bir şehir. Çok seviyorum İzmir'i. <laughs> Umuyorum. Sizi de misafir edebiliriz ileride. İnşallah. Bizi izleyenlerin çoğu sanıyorum sizi tanıyordur. Aylin Hanım Türkiye'de sanat piyasası doğa yeni olarak anılıyor. Etkileyici bir akademik kariyeri var. Kısaca özetlemek gerekirse Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden üçüncülükle mezuniyet, Jean Monnet bursu ile Brüksel'de Avrupa Ekonomisi Yüksek Lisansı, Kanada Carlton Üniversitesi'nde ekonomi doktorası, iki yıl Kanada'da bir araştırma merkezinde ve üç farklı üniversitede çalışma, 2015 yılında da profesörlük derecesi. Aylin Hanım halen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sanat ve kültür ekonomisi, sanat yatırımları, ticaret teorisi, para teorisi, spor ekonomisi ve internet ekonomisi konularında dersler veriyor bu konularda ulusal ve uluslararası mecralarda yayınlanmış pek çok akademik makalesi bulunuyor. Bugün bizlere sanat piyasasını anlatacak. Sunum esnasında sorularınızı bize YouTube canlı sohbet üzerinden yazılı olarak iletebilirsiniz. Aylin Hanım sunumun sonunda sorularınıza yanıt verecek. Buyurun Aylin Hanım. Merhabalar. Herkese hoş geldiniz diyorum. İnşallah güzel bir sunum olur. Teknik arzamız filan olmadan. Ee, şimdi aslında bu sunumu ben özellikle sanatçılar için e, tasarlamak istedim. Ola, olabildiğince teknikten kaçındım. Ama nasıl bir piyasayla e, karşı karşıyayız? E, Ondan bahsetmek istedim. Her zaman söylerim sanat piyasası öyle domates patates piyasası gibi bir piyasa değil. Kendine has özellikleri var. Onun için. E, Onları iyi anlamak lazım ki bu piyasanın şifrelerini doğru çözebilelim. Şimdi bakıldığında niçin ekonomistler bu konularla ilgili çalışıyorlar? Önce bir takım sorular bizim önümüze geliyor. İşte sanat eseri yatırım mıdır, değil midir? Yatırımsa getirisi nedir? Diğer yatırım araçlarıyla kıyasladığımızda benzerlikleri, farklılıkları nedir? sanat e, eserlerinin ve sanat piyasasının dinamikleri nasıl işler yani ne gibi e, ne gibi tandanslar vardır e, arz ve talep hangi e, özelliklerde özelliklere sahiptir nelerden etkilenir e, ve tabi e, global sanat piyasası ve Türk piyasasının bu buradaki yeri anlaşılması gereken noktalar. Bunları anladıktan sonra bir sanatçı ben neredeyim nereye doğru bakıyorum o daha daha iyi görüp anlayacaktır diye düşünüyorum. Bu çerçevede yani çok çok stürel olmayan bir konuşma hazırladım. Şimdi sanat piyasası üzerine çok fazla kitap var. Biraz bu kitaplar da bizi yönlendirdi. İşte e, finans kısmıyla uğraşan insanların yöneldiği kitaplar çıktı. Çağdaş sanat niye bu kadar e, ilgi çekiyor? Onun talebini, arzını inceleyen kitaplar çıktı. E, galerilerin işleme prensiplerini inceleyen e, kitaplar çıktı. Yani Bu kitapları da böyle hızlıca göstermek istedim belki... Merak edip e, bulup okumak isteyen olabilir. E, tabii bazıları bizim ders kitaplarımız, e, sanat ekonomisi dersinde kullandığımız, özellikle e, bu Orange Balloon Dog, e, Dan Thompson Kanadalı bir ekonomist, e, en son çıkardığı 2017'de çıkardığı bir kitap. E, gerçekten çok faydalı. Seven Days in the Art World o da çok kullandığım bir kitap. Tabii Talking Prices sanat eserlerinin fiyatlanması ile ilgili bir de tabii bambaşka bir literatür var. İşte sanatta taklit, sahtecilik vesaire. Bunlar da önemli konular. Neden? Çünkü bir sanatçının bu konuları ve piyasanın bu karanlık kısmının da biraz nasıl işlediğini biliyor olması ve kendini bu o, o, mecralardan nasıl koruyabileceği de önemli. Bunlara e, yarın değinmek istiyorum. Şimdi sanat piyasası gerçekten zor bir piyasa. Neden? Çünkü bir kere eserin fiyat ve kalitesi hakkında bilgi asimetrileri var. Ne demek bilgi asimetrisi? Yani siz e, bir satıcı olarak eserinizi de e, eğer paylaşırsanız, e, ciddi bir hasar veya restorasyon varsa bunu olabildiğince e, saklamak veya önemsiz göstermeye çalışırsınız. Dolayısıyla bu bir asimetrik bilgi avantajı sağlar size. Siz o eserin sahibisiniz ve satmak istiyorsunuz veya e, yine e, piyasayı çok iyi bilmeyen e, genç bir koleksiyonerin e, piyasası bitmiş bir sanatçının eserini e, ...ileride fiyatı daha da yükselecek umuduyla alması. Neden? Çünkü orada yine eksik bir bilgi var. O eksik bilgi de e, alıcı-satıcı arasında güç dengesini değiştiriyor. Bu bilgi asimetrileri özellikle bu piyasada çok yüksek. Ama elbette bilgi asimetrilerinin olduğu başka piyasalar da var. Ne yapmak lazım? Daha çok bilgi edinmek lazım elbette. E, hayatta olmayan sanatçılar var. Onların tabii ki e, üretimleri bir takım taleplere cevap veremiyor bu 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 böyle ama bazı e, sanatçılar da işte şu renkler şu tarz e, desenler belki daha fazla tutabilir diye de üretim yapabilirler dolayısıyla sanat eserleri'nin e, baz, e, bazı bazı e, üretimleri e, talebe cevap verebilir veremeyenler hayatta olmayanlar veya işte e, sanatçıların e, bazıları da kesinlikle talep kısmıyla ilgilenmiyor olabilir. Ama fiyat zevklere, modaya, dünyanın neresinde olduğunuza veya başka tesadüfi faktörlere de bağlı. Çok 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 önemli bir takım şeyler oluyor. Örneğin bugünlerde içinde yaşadığımız Covid-19 dönemi de beklenmedik bir olaydı ve bir sürü sanatçının piyasasını istemmediği bir şekilde etkiledi Dolayısıyla yani fiyat daha hassas zevkler ve işte bazı sanatçıların modasının çabuk çıktığı ve aynı hızda indiği fiyatlarının indiğini biliyoruz bir yandan müzayede verileri önümüze çıkıyor. Müzayede verileri açıklanan veriler olduğu için piyasa mü, müzayede verileri üzerinden e, inceleniyor. Ama bu çok da yeterli değil. Neden? Çünkü koskoca bir dünya var, galeriler var, e, galerilerin satışları var, sanat fuarları var, özel satışlar var. Dolayısıyla sadece müzayedelerde olan bitenle e, hareket edersek orada da. E, Sanat piyasasının tam kalbini, tam dinamiklerini yakalayamayabiliriz. Alım-satım maliyetleri söz konusu. Bunlardan kastım işte taşımalar, komisyonlar, sigorta faaliyetleri, özellikle müzayedelerde işte buyers premium, sellers premium dediğimiz maliyetler komisyonlar, müzayede evinin aldığı komisyonlar. Bunları hesaba katmak lazım. Bu piyasada el değiştirmeler tabii daha seyrek. Yani burada bir ev piyasasından bahsetmiyoruz veya hele hele bir tahvil, hisse senedi piyasasından hiç bahsetmiyoruz. Dolayısıyla satış sürekliliği yok. Ama bu satış sürekliliğinin olmaması özelliği e, gittikçe kırılacağı benziyor. Şimdi sadece piyasanın %10 13'ü gibi e, online ilerlerken belki bu daha bu trend daha e, artacak, daha gelişecek. Çünkü e, sadece galerilerden veya işte e, dönemsel e, organize edilen müzayedelerden sanat eserleri alınabiliyorken şimdi siz beğendiğiniz bir eseri 7/24 e, bir tuşla da alabiliyor oluyorsunuz. Şimdi bu biraz piyasanın dinamiklerini değiştirecek. Şimdilik elimizde çok az veri var ama bundan bir beş sene sonra satışın sürekli olduğu bir sanat piyasasında dinamikler nasıl etkilenecek bunları düşünmek düşünmek önemli diye dikkat çekmek istiyorum. Biraz önce söylediğimiz gibi konuştuğum gibi talebe tam cevap veremeyen bir arz arzdan bahsedebiliriz. Küçük nispeten kapalı bir dünya sanatçılar koleksiy koleksiyonerler sanat eksperleri, Galerucilerin etrafında döndüğü, işte, bir e, kapalı bir kulüp gibi düşünebiliriz. Eser sahibi olmak aslında e, bir takım riskler de barındırıyor. İşte e, bazı hasarlar olabilir, e, sahte bir eser sahibi olabilirsiniz. İşlerde tahrifat olabilir, e, siz bundan haberdar olmayabilirsiniz veya kaza, bir yangın, e, bir hırsızlık söz konusu olabilir. Bütün bunların yanında bu piyasada sanat eserinin bir de yani sadece işte 100 liraya aldınız işte 5 sene sonra 300 lira olduğu gibi bir e, parasal getirinin yanında bir de psikolojik getirileri var. Psikolojik getiriler aslında çok önemli. Yani buradan neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Sanat eseri evet bir lüks tüketim ürünü e, özelliği taşıyor. Bir prestij ürünü. Dolayısıyla e, doğrudan bir faydası yok. Ama onun Evet, finansal getirileri, bir de o esere sahip olmanın yarattığı bir takım pozitif pozitif etkiler var. Nedir onlar? İşte siz zaten sanatla ilgilendiğinizi gösterdiğiniz için markanızın imajının kuvvetlenmesi, isminizin daha çok anılır olması, sanatla ilişkel, ilişkilendirilecek faaliyetlerinizin olması, bütün bunların Hatta hatta sanat eseri toplayarak bu dünyanın bu ortamın e, o güzel hissiyatını paylaşmak bile işte bir sürü e, akademik çalışmalar var işte sanatla ilgilenmek e, işte hayata olumlu bakış sağlıyor vesaire bunu. bunları da düşündüğümüzde aslında e, bu psikolojik getirilerden bahsediyoruz Türkiye için bunları e, biz vaktiyle ölçmüştük Türkiye'deki psikolojik getiriler dünya ortalamasının da üstünde ne, ne ne neden bahsediyorum yani siz bir eseri aldınız o eserle birlikte o eserin size verdiği mutluluk tanınırlık bilinirlik markanızın bilinirliği yanında bunu nesilden nesile geçecek olması size size verdiği haz Türkiye'de 100 liralık bir harcamanın 30 lirası bu psikolojik getirilere e, ait diyelim ki eserin e, geri kalanı eserin zaman içinde değerleneceğine dair e, düşüncelerle e, satın alınmışsa geri kalanında psikolojik e, getirilere e, dayalı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi heterojen yani aynı sanatçının e, aynı dönemine ait iki işi birbirinin aynı değil. E, kaldı ki sanatçılar birbirlerinden farklı. O yüzden de tekil ödüyoruz Estetik olması zaten e, sadece bize bakarak ha, bir haz veriyor. Onun bir e, şeyi yok. Yani işte bir sanat eseriyle bir design eserin, e, design ürünün farkı e, dizayn üründen yine de siz e, işte bu bir mobilya olabilir, bir e, olabilir. Tasarım işi sonuçta yine de bir, bir fayda sağlar. Ama sanat eseri hakikaten kendisine ait bir faydalısı yok. E, şimdi sanat eseri fiyatını etkileyen bir takım faktörler var. Bunların çok çok detaylarına girmeyeceğim. Ama e, özellikle yeni başlayan sanatçıların eserlerini fiyatlandırma konusunu yarın e, konuşmak istiyorum. E, şimdi özellikle sanat akımı, eserin yapım tarihi, tabii ki sanatçının ismi, nerede e, Nereden, hangi okuldan mezun olduğu, nerede yaşadığı, nerede üretim yaptığı önemli. provenans çok önemli. Ee, yani bu eser daha önce kimlerin elindeydi, hangi koleksiyonlara dahildi e, sorularının cevabı. Eserin condition'ı yani hangi e, şeyde e, özellikle tarihi eserler e, kapsamında bakıldığında aldığı hasar e, durumu. Ebatları tabii ki çok önemli. Şöyle önemli. Ne kadar büyükse eser o kadar pahalı. Ama bir noktadan sonra çok çok büyük eserlerin e, bazı dezavantajları var. Neden? Çünkü onların piyasaları e, piyasaları bir parça e, daralmış oluyor. Çünkü o, o tarz eserler e, daha büyük mekanlarda gösterilmeli. Dolayısıyla. E, Alıcı kitlesi biraz daha değişiyor. Kullandığı materyal önemli. Ee, tabii ki sanatsal e, değeri hangi döneme ait olduğu, tarihi değeri e, mutlaka eserin fiyatını etkileyen faktörler. Sanatçının dönemi, sanatçının galerisi. Sanatçının galerisi şöyle yani galerinin de bir primi var. Siz aslında galerinin sahibinin zevki gözünden o kriterinden geçmiş bir eseri alıyorsunuz. Dolayısıyla bir Gagosian galeriden aldığınız eser aslında Gagosian primi. Normal bir galeriden almaktan daha farklı. Yine New York'tan bir galeri olsun ama Gagosian farkı işte belki aynı bir... Deneyimde bir sanatçının eseri çünkü ünlü bir galeriden çıktığı için mesela yüzde otuz yüzde kırk fiyat farkı bile yaratabiliyor buna e, hatta buna e, literatürde Gaguzin etkisi deniyor. E, sanatçı da tabii kendisinin yaptığı aktiviteler, katıldığı sergiler, fuarlar, hangi koleksiyonlarda yer aldığı, hangi müzelerde yer aldığı. E, sanat eserinin fiyatında mutlaka yer ediyor. Bir de hikayesi olan eserler e, hakkında e, konuşturan eserler çok önemli. Bunu e, biraz sonraki slaytlarımda da konuşacağım. Buna ben e, conversation currency diyorum. Yani hakkında konuşturmak. İyi veya kötü ama daha çok iyi tabii ki herkes hakkında konuşulsun ister. Dolayısıyla bir eser hakkında ne kadar çok yayın Yapılmışsa, ne kadar çok konuşulma olmuşsa e, bu illa e, yazıldı olması gerekmez. Bu eserle ilgili e, hikayeyi güçlendirir. Hikayesi güçlü eserlerde her zaman daha e, daha e, daha dikkat çekerler, daha yüksek fiyata e, satılırlar. E, Sanat piyasasının aktörleri elbette e, eve en önemlileri, onlar olmazsa olmayacak olan. Birincil aktör bence sanatçılar. Hem genç hem de established, oluşmuş, oturmuş sanatçılar. E, galeriler ve sanatçı inisiyatifleri, e, sanatçı kooperatifleri, ikinci önemli e, bu, belki aracı e, kurum. E, müzayede evleri, e, sanat brokerları diyorum, aracılar e, şeklinde tanımlamak gerekirse. yani Özellikle galerisi olmayan ama e, alıcı ile satı, satıcı arasındaki ee, ...yine e, bağlantı sağlayan kişiler... ...koleksiyonerler, sanatseverler... ...tabii üniversiteler ve sanatçı yetiştiren... ...akademiye, sanat eleştirmenleri ye yetiştiren... E, ...okullar, e, üniversiteler ve... ...tüm kültür kurumları... E, ...tabii ki basın yayın... E, ...burada ve devletin rolü... ...ve ondan sonra da en geniş çeperde... E, ...diğer malzeme sağlayıcılar işte teknik servis elemanları, bu sektörde işte sergi kurum toplayıcılar, işte sigorta taşıma kurumları, bütün bunlar ne kadar dallanır, budaklanırsa sektörde o kadar büyür ve gelişir diyebiliriz. Şimdi neden sanat eseri biriktirilir? Ee, en önce akla gelen şey e, yatırım unsuru oldu. Aslında 70'lerden itibaren sanat eseri bir yatırım aracı mıdır sorusunu ekonomistler hep cevaplamaya çalıştı. Ee, ama hemen cevabını söyleyeyim. Yani sanat eseri çok iyi bir yatırım aracı değil. Yani Biraz param var. Ya, gideyim de ben işte üç koyayım, beş alayım. Bu tarz düşünen... Kişilere hele hiç uygun değil. Neden? Çünkü uzun vadeli bir yatırım aracı. Koyacağın 10-15 sene unutacaksın. Artı sen zevkin için aldığın için, yani psikolojik getirileri seni aldırdığı için belki de finansal getirileri olmasa bile sen psikolojik getirilerinle o eserle bir ilişki kurduğun için alıyor olabilirsin. Bu kişinin kendini ifade etme biçimi olarak olabilir. İşte. Bu bir prestijdir, bir, bir um, kulübe ait olmak istiyorsunuzdur, bir gruba ait olmak istiyorsunuzdur veya bu işte sizin hayatınızı yaşama biçiminizdir. Dolayısıyla e, bu ikisinin bir, bir birleşimi bence bu bir estetik e, kaygıdır. Etrafında güzel şeyler görmek isteyen insanlar öncelikle sanata merak sararlar. Ama hepsi de bence yatırım e, özellikleri. E, ne de dikkat ederler. Ama yatırım sanat bir yatırım objesi olarak öne çıkarıldığı müddetçe hep kaybeder. Neden? Çünkü en ideal yatırım aracı değil. Diğer yatırım araçlarıyla kıyasladığında, kıyaslandığında e, her zaman çok pırıltılı e, çıkmayacaktır. Ama e, sanat eserini güçlü kılan özelliği ise benim vurguladığım en çok bu psikolojik getiriler. Yani siz o eseri baktıkça hatırladığınız anılar, size yarattığı, sizde yarattığı güzel duygular, o mutluluk, o pozitiflik ve bu bir firma olabilir, firma çalışanları olabilir. Ve bunun genele yayıldığını düşünün, bir üniversitenin koleksiyonunu düşünün, o koleksiyonda gezinen, o üniversite kampüsünde 4-5 yıl geçiren öğrencilerin o koleksiyonla, yaşadıkları hikayeler vesaire bütün bunlar bir bütün olarak psikolojik getirileri oluşturur ve bence sanat eserinin neden biriktirildiğini de gayet net açıklar. Ama bakıldığında yani koleksiyonerlerin başka şeyler için uğraştıklarını da söyleyebiliriz. Yani bir kere keeping up with Joneses dediğimiz bir özellik var. Nedir o? İşte aa filanca beyler şunu almış biz de gidelim onu alalım. Onlar onu yaptırmış biz de yapalım. Tekne almışlar tekne alalım. İşte plans almışlar plans alalım. Şimdi bir böyle bir hareket var. Ee, bir tanesi de işte aa, bunlar ucuz işte alırsak işte şu kadar sene sonra belki prim yapar bundan alırsak kar edebiliriz şeklinde biraz da bizim ekonomide bir terim vardır self-fulfilling yani bir şey inanırsın o inandığın yönde hareket edersin ve sana inanan insanlar bulursun ve dolayısıyla bu bu olay kısa bir süre için gerçek olabilir ama eğer onun sürekliliği yoksa yanıltıcı olabilir bu işte sanatçılarla ilgili hızla hızla şişen ve sönen balonlar söz konusu yani bir, bir aç var bir yerde. Ama bunu tabii ki genelleyemem. Bir cool olma kaygısı var. Evet ben en trendy, en değişik şeyler alacağım. Ya da liderleri takip edeceğim. En iyi işte favori koleksiyonerim var. Onları ben, onların koleksiyonlarını beğeniyorum. Onların aldığı şeylere benzer şeyler alacağım. Dolayısıyla sağlam eserler, sağlam isimler peşinde koşacağım denebilir. Bir firma markasını pekiştirmek için uğraşıyor olabilir veya işte hakikaten bir anda bütün dünya sizi tanısın istiyorsunuz istiyor olabilirsiniz. Bu da bu sektörde mümkün. Yani en yüksek parayı ben vereceğim ve bu esere ben sahip olacağım dedikten sonra sizi kimse tutamaz zaten. Bu tarz yarışlar Yine ekonomide buna winner's curse kazananın laneti diyoruz. Bu tarz yarışlar bazı eserlerde bu ikili üçlü yarışmaların olmasına alıcılar arasındaki yarışmaların olmasına dolayısıyla da fiyatların biraz fazla yükselmesine sebep oluyor. Daha yeni geçtiğimiz hafta buna benzer bir yarış oldu, yanlış hatırlamıyorsam Christie's'deydi. izleydi. Mart ayında. Çin asıllı bir e, genç bir sanatçı, kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçı intihar ediyor ve onun e, genç yaşında işte bir iki tane açtığı sergiden e, alınmış eserler hemen yani üç ay içinde müzayedeye geliyor 60-80 bin dolar arasında fiyat biçilirken bir anda milyonları görüyor olması yine bu davranış kalıplarıyla açıklanabilir. Yani sanat aslında bir uh, glam. Yani uh, bir şov bizim bir parçası. Uh, ünlü koleksiyonerler var. Özellikle şov dünyası uh, sanata meraklı. Ama kimisi çok sevdiği için kimisi uh, alıp tekrar uh, satma peşinde. Yani ben burada sanat, glam, şöhret bunların hepsinin aslında conversational currency'nin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yani siz... Hakkınızda e, nasıl konuşulsun istiyorsunuz, e, bunu biraz yönlendirebilirsiniz. Sanat piyasası ve sanat koleksiyonerliği size e, böyle bir fayda sağlayabilir. Yani dolayısıyla te, te, tekrarlayacak olursak eğer Keeping Up With Jones'ız tarzı bir sanat piyasası varsa e, yani sizin işte birkaç lider e, koleksiyonerleriniz var ve o koleksiyonerlerin e, peşinde takipçiler var daha küçük boy koleksiyonerler ve e, böylelikle benzer koleksiyonlar kendini e, kendini yineliyor. E, şeyde Price of Everything diye bir belgesel var. Onu konuşmamın sonunda da bahsedeceğim. O belgeselde bir hikaye anlatılıyor. New York'ta bir binada bir Art dealer işte üçüncü katta bir birini tanıyor bir de beşinci katta birini tanıyor. Aynı girişte aynı e, tarz dairenin işte girişlerinde, holünde vesairesinde aynı sanatçının eserlerinin olduğundan bahsediyor. Şimdi bu gerçekten bunu gösterir. Yani e, bir, bir trend var e, o, o trendin peşindeler. Zaten bazı bir avuç sanatçıya bu kadar fazla talep olması da Bundan kaynaklı. Neden? Çünkü insanlar risk almak istemiyorlar. Minimum risk en güvenilir, en herkesin topladığı işleri almak. O zaman ne oluyor? O zaman yeni sanatçıları aramak, keşfetmek, yeni estetikler bulmak, onları onları piyasaya tanıtmakla pek vakit kaybetmek istemiyorlar. Bu da aslında bütün dünyada sadece Türkiye'de değil genç sanatçıların önünü tıkayan en önemli dinamiklerden bir. İşte bunu Mesela bunu anlayabilmek lazım. Ee, diğer e, dinamiklerden biri de e, işte e, dediğim gibi o, genç sanatçının karlılık getiren işte en doğru genç sanatçıyı bulmak, ucuza almak ve e, gelecekte o, ondan daha yüksek getiriler elde etmek. Şimdi şeyden bahsetmiştik e, işte sanatın kendini konuşturması. Ee, yani bu mus hikayesini biliyorsunuz ee, peşin sıra ne kadar çok reklam e, afişleri tasarlandı. Şimdi bu tipik bir e, conversational currency hikayesidir. Yine e, bir başka conversational currency e, bilmiyorum ne kadar detayına girmek lazım ama e, şey e, Banksy'nin e, kendini yırtan hikayesidir şey gibi, spagetti gibi kesen e, tablosu. O tablonun ardından da e, bayağı bir konuşuldu. İşte e, şeyler hazırlandı. Sticker'lar, posterler, başka reklam afişleri. Bu bunlar önemli. E, kendinden konuşturdu. Yine mesela işte Damien Hirst'in e, e, köpek balığı e, hikayesi. İşte o köpek balığını Steve, ...Steve Cohen alıyor. Steve Cohen omuzu da alan aslında fon yöneticisi. Yani hakkında e, daha fazla konuşulsun istiyor. Yani böyle... E, e, ...conversational currency'yi önem veren koleksiyonerler. O, yine onlardan bir tanesi Yusaku Maezawa. O da baskıyatı e, 2017'de... ...110,5 milyon dolara aldı. Bir Japon iş adamı. E, onun yine başka ilginç bir hikayesi var... O da şey, bunu belki duymuşsunuzdur. Dear Moon Project, Elon Musk'ın uzay aracıyla yedi sanatçı seçecek ve o yedi sanatçı artı bir de kendisi uzaya gidecekler. O sanatçının kim olacağı üzerinde işte şey yapıyor. İşte bir tane yönetmen, bir moda tasarımcısı, bir müzisyen, i̇şte onları kategorilerine göre seçecek ve onun kim olacağı, o sanatçıların kim olacağı hala muamma bu işte seyahatten önce açıklanacak. Şimdi tabii bütün bunlar e, bir iş adamının sanatı, işte teknolojiyi vesaire kullanarak kendi markasını nasıl e, genişlettiğine dair bir e, örnek. E, bir başka örnek de işte mesela değil mi hasarlı tablolar aslında değerli değildir. Hayır e, öyle değil hasarlı tablo nasıl bir hasar ve o hasar kime ait? Bu da önemli. 2006'da Steven Picasso'nun 1932'deki rüya tablosunu dirseğiyle yukarıdan aşağı parçalıyor. Ama bu tablo yine de yırtılıyor. Neden? Çünkü Steven çok önemli bir işte Las Vegas'ın en büyük gazinolarının sahibi işte onun bürosundaki bir tablo onun dirseği tarafından yırtılmış filan yani hikayeyi genişletebiliriz e, dolayısıyla e, bu bu hikayeler e, nesilden nesile geçip aktarılması da kendi içinde sanat eserinin etrafında e, güçlü destekler oluşturuyor. Şeylere geçmeyelim işte bu mesela çok şaşır, şaşırmıştık Banksy'nin bu eserin parçalanması üstünde günlerce konuşuldu kendisi işte övgüyle anıldı nasıl işte piyasaya kafa tuttu vesaire ama açıkçası ben o gece oradaydım hatta o videolardan birini ben çekip medyayla paylaşmıştım. Benim incelediğim olay ise biraz danışıklı dövüş, bir büyük bir reklam kampanyasıydı. Ee, ve hiç ben hiç kendisini tebrik etmediğim gibi bu olayı da öyle doğrusu coşkuyla karşılamamıştım. Çünkü sıralaması bozulan bir müzayede söz konusuydu. Müzayedenin de satılması gereken bir eser gereksiz bir şekilde sırası değiştirilmiş, sona kalmıştı. Ve bütün bunlar... E, Tabi e, yani benim gibi bir e, gözlemciyi e, biraz işkilendirdi ve e, neticesinde de e, ben hoşnut olmamıştım ve çok ikna olmamıştım kendisinin tavrına. Dolayısıyla bu müzayede salonları enteresan enteresandır şeye benzetiyorum ben e, nasıl defileler ünlü markalar defilelerini yap, yapmak isterler o defileler onları e, daha iyi anılmasına yardımcı olur. Müzayede evlerinin salon müzayedeleri de işte böyle bir takım olaylar, bir takım gelişmelerle kendilerini daha iyi seslerini duyurmalarına yardımcı olan olaylar peşindeler. Biliyorsunuz şey Saat 1, saat 2, saat 3 Bravo. 429 numara teşekkür ediyorum. Bu bir beyaz müzayedenin e, şeyiydi. Dolayısıyla o, o glamour e, önemli. Orada olmak, işte bayrak kaldırmak gerçekten önemli. E, Christie's'in e, bu Da Vinci'ye ait, işte şu kadar ait, bu kadar ait üstünde günlerce tartışılan e, yarım milyar dolarlık bu tablo satışı da aslında epey bir ...ses getirmişti. Yani bakıldığında... Bizde e, ...kendi sesini Banksy'nin bu... enteresan e, pazarlama olayıyla... ...duyurdu diyebiliriz. Hatta... E, ...Satıbiz'den... E, ...bir takım arkadaşlarımla... ...acaba siz ne yapacaksınız... E, ...misilleme değişik bir şey diye... E, ...arada bir sohbet geçmişti. Dolayısıyla... ...Banksy'nin bu olayı... E, ...bizi şaşırtmadı ve... ...bundan sonra da bu tarz olayların olacağına inanıyorum. Eee... Sayısal olarak birkaç bir şey söylemek gerekirse, aslında sanat piyasası öyle işte spor piyasası gibi filan işte ya da döviz dünya döviz piyasası gibi büyük bir piyasa değil, küçük 55 milyar dolar civarı bir piyasadan bahsediyoruz. Ancak e, tabii ki e, şey çok önemli e, sesi e, sesini duyurma kapasitesi önemli ee, bu piyasanın dolayısıyla o show biz e, kısmını çok kuvvetli kullanıyor sanat piyasası buradaki olaylar e, gazetelerde yer buluyor çünkü e, bu dünyaya ait olmayan insanlar için fiyatlar gerçekten e, açıklanması e, zor fiyatlar e, Asya'da çok ciddi bir alıcı var zaten bakıldığında işte global servet endeksi incelendiğinde, o raporlar incelendiğinde, her sene Çin'de, özellikle Çin'deki dolar milyarderlerinin ciddi sayıda arttığını biliyoruz. Belki bu sene işler biraz daha değişik olacak ama. E, bizde ise e, durum biraz daha farklı, daha küçük bir e, piyasadan bahsediyoruz. E, geçenlerde e, Türkiye'deki müzayede, e, verilerinin toplamı yayınlandı. Gerçi sadece müzayede verileri üzerinden bir piyasanın büyüklüğünü ölçmek doğru olmaz. Zaten müzayede verilerinin bir o kadarının da galeri ve fuar satışlarından kaynaklandığını söylememiz lazım. Yani dolayısıyla globalde de müzayede satışlarının da yüzde aslında 50 bin doların altındaki eserler. Yani aslında ee, bir birçok eser e, daha uygun çok daha uygun fiyatlara müzayedelerde satılırken e, daha pahalı eserlerin çok yüksek fiyata çıkması daha çok ses getirmesine e, sebep oluyor e, ve tabii bir de online'da sürekli e, süre gelen satışlar var e, sessiz müzayedeler müzayedeler veya işte online e, galeri satışları yani burada daha henüz tam anlamıyla üzerinde çalışılmamış çok büyük veri setleri var. Bu bize başka şeyler de gösterecek. Türkiye piyasası için aynı şöyle söyleyebiliriz. Yani işte müzayedeler var ama müzayedeler bir yana bir de galeriler var. Oradaki hareketlere de bakmak lazım. Bizde ciddi bir koleksiyoner grubu var. Özellikle çağdaş sanat topluyorlar. Bir takım koleksiyonerler müzeylerle yani müzeleriyle aktivasyon gösterirken yani müzeleri biliyoruz. Ee, bir kısım koleksiyonerlerinde henüz müze şeyi yok. Şöyle koymak istiyorum. Tabii en önce akla gelen e, gruplar e, Ezelcibaşı ailesi İstanbul Modern, e, Koç ailesi deyince Sadberk Hanım, Pera Müzesi, Arter aklımıza geliyor. Evet. Doğuş grubunun saltı var. Ömer böyle oğlunun papkosu var. Herkes açık olmasa da randevuyla gezilebilen bir koleksiyon. Kadir Has Müzesi, Has ailesinin. Odun Pazarı, Modern Rana Erol Tabanca koleksiyonu. Can Elgiz, Elgiz Müzesi. Ahmet Kocabıy'ın da Borusan koleksiyonunu biliyoruz. Başka koleksiyonlar da var. Yine gerçekten dünya çapında diyebileceğim işte Ali Biray Dinçgök koleksiyonu ARD diye geçiyor. Nezih Barıt koleksiyonu. Mustafa Tabiloğlu'nun çok geniş bir koleksiyonu var ama henüz kendisi nasıl sergileyecek nasıl şey yapacak onu tam halka açık bir şekilde organize etmedi. Murat Ülker'i biliyoruz. Çarmıklı ailesini biliyoruz. Hakan Bağlı Çarmıklı koleksiyonu. Ara ara İstanbul'da ee, güzel e, Rum Ortaokulu'nda e, güzel sergiler yapmışlardı. E, yine sayabileceğimiz Semaatçı Halit Cıngıllıoğlu koleksiyonu. Yurt dışındaki bir koleksiyoner. Türk koleksiyoner. Yunus Büyükkuşoğlu'nun koleksiyonunu biliyoruz. Ve Hüma Kabakçı e, yine babasından kalan yani genuin koleksiyoner dediğimiz ikinci kuşak koleksiyoner Cengiz Demet Çetin Doğan ve onların da bir müze kurma hazırlığında olduğunu bir süredir ama bunun son haberini duymadık ama onlardan da bir bir aktivite gelecek diyebiliyoruz dolayısıyla Türkiye'de bir koleksiyoner hareketi var ve bu sadece çağdaş sanat değil nesiller öncesine Birkaç en az birkaç nesillik işte e, klasik sanat, e, Türk e, İslam sanatı, hat sanatına da varan e, bu ailelerin bir takım başka koleksiyonları var. Yani dolayısıyla kole Türkiye'de koleksiyonerlik öyle e, evet e, Avrupadaki gibi çok eski değil ama e, bu sanat piyasasını e, besleyecek, destekleyecek büyüklükte e, koleksiyonerler. E, Hemen e, bahsetmek isteyeceğim yani yine Conversational Currency dediğimiz aslında Türk sanat piyasasının miladı olan her zaman e, göstermek istediğim Osman Hamdi Bey Kaplumbağa terbiyecisi. Bu eser aslında Türk sanat piyasasının rekabeti, müzelerin açılışı e, ve yine işte e, bu fiyatın... E, bu eserin bu fiyata çıkmasına sebep olan arkadaki dinamik çünkü iki müzenin İstanbul Modern'le Pera Müzesi'nin çekişmesinin sonuca yansımasını biliyoruz. yine benzer bir çekişme satı bizde 2008'de yine Osman Hamdi Tablo'suyla olmuştu. yine başka önemli hakkında üzerinde konuşulan tablolar var işte Taner Ceylan'ın ilk kez satıbizin bizin Türk çağdaş sanatı için düzenlediği müzayedenin kabırındaydı. Ee, Osman Abdi Bey'in tabloları her zaman dikkat çekmiştir. Üstünde yine konuşulan bir başka tablo. Ee, Burhan Doğançay'ın Mavi Senfonisi. Bu, bu tabloyu Murat Ülker e, 2000, e, 2009'da 2.2 milyon liraya satın aldığında çok e, çok konuşulmuştu. Hatta e, akabinde Kamran İnce'ye de bir Mavi Senfoni diye bir eser besteletti. Yani dolayısıyla üzerinde epey konuşuldu. Yine Murat Ülker'in e, Bedri Baykam'ın boş çerçevesini satın alması. Bunu e, 100 e, sanırım 100 bin dolara o zaman e, satın almıştı. Yine hakkında e, konuşulmasına e, sebep oldu. Evet çok eee sanatı için e, yapılan müzayedeler ise 2009'dan sonra 3 sene boyunca e, düzenlendi ama sonra tekrar Türk sanatçıları e, diğer e, sectionlara yedirilerek o ayrı müzayede düzenleme olayı a, bitti. E, bilemiyorum. E, bu, bunu çok fazla dramatize asla etmemek lazım. Yani satı biz bunu bir ticari e, Girişim olarak gördü ve sanırım çok memnun kalmadı. Ama enteresan kurumlar hayata geçti. Arter'in yeni yeri, Odun Pazarı Modern. Ki Odun Pazarı Modern Müzesi ile müzesinin açılışından 3 ay sonra yaptığımız bir ekonomik etki anketimiz var. 300 Belli esnafla yüz yüze görüştük şehir içinde müzenin e, ziyaretçi etkisini ölçmek istedik bu e, bun, bunlar da e, gelişimini takip etmeniz gereken olaylar e, Plevenli e, likör fabrikasındaki Plevneli galerinin yeri de aslında çok ilginç bir dinamik yarattı bakılacak olursa. Türk sanat piyasasında. Ben hızlıca bizim verilere girecek olursam, yani dolar cinsinden aslında cirolar, yani şöyle bakacak olursak, yani 2005-2020 arasındaki verileri burada paylaşmak istiyorum. Bunlar Lebriz'in verileri ve geçen hafta T24'de yayınlandı. Aslında 2014'e kadar bende de vardı ve daha sonra Lebriz yayınlamak istemedi. Zaten benim yaklaşık 2018 yılı için kendi ölçümlerimde eee müzayede cirolarının 30 milyon dolar olduğu civarındaydı. Ve müzayedelerin yani e, gittikçe daha fazla e, daha e, az müzayede yapıldığını ve bu müzayedelerde e, daha daha az sıklıkta daha e, az müzayede yapıldığını biliyoruz. E, ya yani, ama bu buradaki ciro farklılığının Özellikle piyasa küçülüyor mu, ya da işte piyasada bir balon var mıydı, yok muydu tartışmasından daha çok acaba insanlar müzayelerden sıkıldılar ve başka şeylerle mi, sanata başka şekillerde mi ulaşmak istiyorlar sorularına bakmak lazım. Yani dolayısıyla sayılar burada ama sayıları sorgulamak lazımdır demek istiyorum. E, dikkat çeken başka şeyler 2019 yılında mesela işte en çok e, likiditesi olan e, sanatçılar yani e, piyasaya sürekli gelmişti. İşte ...Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ömer Uluç, Kemal, Önsoy, Devrim Erbil, Ergin İnan, Erol Akyavaş, Komet, Nejat Melih Devrim. Burhan Doğançay ve Mehmet Güler Yüz diyebiliriz. 2019 yılı için bunlar. Şimdi bu, bunu da ben şöyle yorumluyorum. Bunlar aslında bizim benim başta söylediğim establish dediğimiz sanatçılar. Artık bu sanatçıların eserleri ne güzel ki piyasada artık e, oldukça onların ikinci el piyasaları oldukça likit ve onların eserleri e, kolay el değiştirebiliyor. Yani bu bu sanatçıların e, bu kadar çok eserinin e, alınıp satılması e, sürekli piyasada bir likidite e, hareketinin göstergesi. Ama e, yani hep aynı eserler eserler mi dönüyor diye de bakılabilir. Tekrarlı satışlar noktasında. Ama bence ilginç olan bu ana kalemlerin, ana isimlerin bizim establish sanatçılarımızdan olduğu ve onların piyasalarının oturduğu dolayısıyla işte siz bu sanatçılara ait eserleri her zaman ister müzayedelerde ister de özel satışlarla Satın alabilir veya satabilirsiniz demeye geliyor. Ama burada tabii yani genç sanatçıların alınıp satılması söz konusu değil. Ben hızlıca kendi yaptığım çalışmadan bir bahsetmek istiyorum. Evet 2006-2011 yılları arasında yani sanat piyasasında bir hacim büyüklüğü, bir yeni açılan müzeler, artan koleksiyoner sayısıyla ilgili Başka dinamiklerin hayata geçtiğini görüyoruz. Sonra bir yavaşlama olsa da bence sanat eserleri, koleksiyonerler satın aldıkları sanat eserlerini hala sıkı sıkıya sahipler. Yani bu en çok el değiştiren sanatçılar dışında diğer sanatçıları görmüyoruz çok el değiştirdiğini. Her ne kadar overall benim golden sıralama dediğim işte yine benzer aslında. En çok likit sanatçıların sıralandığı endeksim. Yine Ak Yavaş, Zeyid Doğançay, Orhon, Uluç Devrim İem, Anlı İnan ve Erbil Devrim Erbil onların e, sıralamasından oluşan bir e, bir endeks. Yani sadece bu sanatçıların e, fiyat hareketlerini inceleyerek bu sanatçıları Nur İem'le kıyasladığımda elde edilen yani çalışmalar eee biz hem Art sayı hem Artsa Golden Portföyü Türk Zanaat Piyasası Endeksi olarak çalışma arkadaşım Erdal Atıkörenle birlikte patentini de aldık aslında düzenli de bunu update edip yayınlıyoruz son birkaç senedir bu konuyu ihmal ettik ya ama burada benim söylemek istediğim şey portföy e, veya işte siz her kim e, sanat eseri biriktiriyorsa getirilerine bakacak olursanız elbet çok dalgalı e, sadece bu sanatçılardan aldıysanız e, evet bu sanatçılardan 2001-2016 yılında dolar bazında getiri oldukça yüksekmiş e, ama e, e, tüfenin üzerinde bir getiri ama tabii bir de psikolojik getiriler var. Yani siz bu sanat eserleriyle birlikte yaşıyorsunuz. Onun verdiği mutluluğa da bakmak lazım. Dolayısıyla yani bu işin teknik kısmı, bu e, sanat eserlerinin psikolojik etkisi konusu konulu çalışmamız Financial Times'a konu oldu. Yani bu isimde ararsanız ma ma makale çıkacak. Evet. Türkiye'deki şeyi. Yine bir başka çalışmadan bahsetmek istiyorum. Çünkü sanırım herkesin de merak ettiği bir, bir nokta. Contemporary İstanbul 2018'de bir ziyaretçi anketi düzenledik. Bu, bu anket aslında işte koleksiyonerlik, sanat eseri al, alınsın mı, kiralansın mı, niye alırsın, niye almazsın gibi soruları biz Öğrencilerimle merak ediyorduk. Dolayısıyla da hem öğrenciler sanat severlerle diyaloğa girsinler. Hem de biz bu alanda yüz yüze insanların psikolojisini ölçmek anlamıyla veri toplayalım istedik. Ve böyle bir anket yaptık. Kültür ekonomisi dersi kapsamında aslında dersin haftalık ödeviydi. Bir saha çalışmasıydı bilimsel teknikleri elbette bu çalışmada uyguladık. Öğrenciler fuar boyunca belirli noktalarda durarak anket yaptılar. İşte solda da hepsinin ismi yazılı. Burada da onların aslında gizlice çekilmiş bir fotoğrafı. 1286 ziyaretçiyle yüz yüze anket gerçekleşti. Bu ziyaretçilerin yüzde 55'i 19-35 yaş arası. Yani bu, bu, çok güzel. Yani gençlerin e, ve 19-25 yaş arası yüzde 36. Yani şöyle bakılacak olursa, yani üniversite öğrencilerinin atlamadığı bir e, çok sevilen bir fuarımız var. Hatta liseli öğrencilerin bile yeni gözdesi. Çünkü 18 yaşın altında da %7 bir grup vardı. 57 yaşın üzerinde ise %12'lik grup dikkat çekiyor. Yani dolayısıyla ...gençlerin çok sevdiği... ...çok ıı, rağbet ettiği bir fuar. İlk kez gelenlerde 2018'de... ...yüksek bir orandaydı. %36 gibi. %35 de her sene düzenli... ...gelenlerden oluşuyor. E, şimdi en önemli soru... ...şöyle bir soru sorduk. E, evinizin ya da... iş yerinizin duvarlarında... ...genellikle ne asılı diye. Ve e, yüksek bir oranda... ...yani 50'ye yakın bir oranda... Tablo çıktı. Yani biz ama soruyu şöyle sorduk. Yani illa dedik bu e, pahalı bir sanatçının eseri olmak zorunda da değil. Ama duvarınızda hakikaten ne var? Yani bir eşinizin dostunuzun yaptığı bir tablo da olabilir, e, bir poster olabilir. E, burada en çok tablo çıktı. Ondan sonra da poster, aile fotoğrafı, işte aynı aplik, başka dekorasyon ürünleri şeklinde cevap oldu. E, mesela sanata ilgi Merak etmek yani en çok merak edenler işte gezip görelim ne var diye bakmak istedik diyenlerin oranı çok yüksek. yani buradan şunu çıkarabiliriz yani çok ciddi çok yüksek oranda bir merak var bu alanda bu alanda çalışan insanlar var evet hobi olarak sanatı sevenler var ama bir yandan da işte bir ciddi bir merak var İşte gezelim bakanalım. ...diyorlar... ...sanat eseri alıyor musunuz sorusunun cevabı... ...yüzde ellinin üzerinde... Yani ...biz bir şeyler alıyoruz yani... E, ...o e, köşedeki... ...işte... E, ...galeriden de olabilir... E, ...çok ünlü bir sanatçıdan da olabilir... ...veya işte... E, ...bir kermesten bir... ...el sanatı da olabilir... ...onu biraz geniş tuttuk açıkçası... ...ama insanlar alıyorlar... E, Evimi dekore etmek e, konusu çok öne çıkıyor. Yani insanlar aslında evleriyle, yani sanat eserini evlerini süsleyen bir obje olarak görüyorlar. En azından İstanbul e, konferansı İstanbul gezen insanların e, çoğu, yani sanat eseri alan o insanların sanat eseri alan e, kısmının verdiği cevap bu şekildeydi. E, yine ondan sonra da önemli bir kısmı da sanat koleksiyonu yaptığını ortaya tabii sanatçıya destek kısmı da işte yüzde otuza yakın yani işte bir küçük bir şey alırsak bu sanatçıya iyi bir şekilde destek oluruz sorusunun cevabıydı ve daha çok da sanatçının kendisinden alırdım cevabı öne çıktı yani yüzde kırk beşin üzerinde ben bu sanat eserlerini sanatçıdan almayı tercih ediyorum ondan sonra galeri ikinci çıkan nokta. Online hala düşük yüzde onun üzerinde ama ben bunun artacağını düşünüyorum. Ama yani online müzayedelerden daha yüksek. Yani dolayısıyla biz müzayede verilerine bakarak işte sanat piyasası şuraya gidiyor, buraya gidiyor dememeliyiz aslında. Sanat severler, sevdikleri işleri, sevdikleri sanatçıların işlerini onlarla doğrudan diyaloğa girerek de çözebiliyorlar. Bunu gördük. İşte almayanlar da daha fazla ...hiç almayı düşünmeyen, işte bu tarz şeyleri pahalı bulan kesim, belki onlara ulaşmanın başka yönleri olabilir veya illa orijinal tablo değil ama belki başka sanat objeleri, printler, başka şekillerde belki tasarımlara ilgi duyabilir bu, bu tarz kişiler. Nasıl bir şey olsa alırdığınıza da aslında yani almıyorsanız ne olsa alırdınız daha çok yine fiyatın etrafında dönen cevaplar gördük. Yani belki daha makul olsa buradan da şu çıkıyor belki hakikaten daha küçük ebatta daha makul farklı işler belki sanatla tasarım arasında bir takım şeylerin peşinde henüz bu piyasa buradaki sanatseverler diyorum. Çünkü e, koleksiyonerlerle sanatseverleri ayırmak lazım. Yani biz her sanatseverin küçük de olsa bir şey al, alabileceği bir ortam yaratmak istiyorsak biraz onların da e, sesine kulak vermeliyiz diye düşünüyorum. E, dolayısıyla aslında yani fuarlar bir okul vazifesi görüyor. E, okullarla işbirlikleri e, ne gibi işbirlikleri olabilir sorusuna bakmak lazım. E, yani çok ciddi bir merak var. Yani Türk, Türkler e, sanata... Hiç, yani sanata çok ilgi duyuyorlar, merak ediyorlar. Yani bunu conversational currency olarak da merak ediyorlar. Dolayısıyla bu konuşulan konulara ilgi duydukları için daha fazla takip etmek istiyorlar. Dolayısıyla bu tartışma programlarının ve bu, bu mevzuların genişletilerek geniş kitlelere ulaşması için uğraşmak lazım. Dolayısıyla da bu tarz YouTube sohbetleri, Instagram sohbetlerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Ee, daha da gelişli, geniş geliştirilebilip daha yaratıcı şeyler, daha interaktif şeyler e, tasarlanabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu o, sana severlerden geri e, bildirim alabilecek e, şeylerle uğraşırsak, biz o zaman bu piyasa nasıl bir piyasa sorusuna daha iyi cevap veririz. Yani lise üniversite işbirlikleri çok önemli, ee, buna önem veriyorum ve başka. Anketlerin daha düzenli verilerin toplanmasının ve bunların analiz edilmesinin iyi olacağını düşünüyorum. İç bu yasaya dönük yatırımlar olmalı, yeni koleksiyonerlerin e, geliştirilebilmesi için bazı e, bazı e, projeler olabilir. E, galeriler tabi galerilerin rolü çok önemli, çok önemli bir işlevleri var. Arzun önemli bir kısmı oradan çıkıyor ama daha açık daha anlaşılabilir sergiler olabilir mi mesela şimdi hele özellikle online sergileriyle e, galeriler bu konuda e, ister istemez e, büyük büyük çaba sarf ediyorlar ve karşılığını alacaklarına inanıyorum e, tabii pop-up sürpriz mekanlarda sanat aktivitelerinin ben çok etki edeceğine inanıyorum hiç beklenmedik bir yerde işte mesela metroda bir bir sanatçının bir resim yapması, beklenmedik bir yerde bir performans sanatı'nın organize edilmesi gibi. Geçen sene Jerry Saltz New York metrosunda bir 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 eser yapmaya çalışıyordu. Gelen geçeninde sorularını alıyordu. Mesela bu yine feedback açısından çok enteresan. Galeriler portföy çeşitlemesi yap yapabilir, işbirlikleri yapabilir. Yani aslında galerilerle ilgili ayrı bir ayrı bir sunum yapılabilir. Onlar onların meselesi çok daha farklı. Ama ben sokağı dinlemek gerektiğine inanıyorum. Sokak denince aslında street art grafiti sokak müzisyenleri orada başka bir dünya var ve onlar aslında daha kolay dokunuyorlar. Buna da örneklerim var. Vaktiniz olursa belki konuşuruz. Tabii ki baskı, poster, başka başka Sanat yolları, başka ifadelerle de bu kesime ulaşılabilir. Dediğim gibi bu kesim koleksiyoner olmayacak ama bu kesime de biraz sanata aşılamak, onlara bir birkaç bir şey aldırabilmek mümkün olur mu, nasıl olur sorularını sormaya çalıştık bu anketle. Tabii ki sanat severlere sanatı biriktirme bu tutkuyu yaratmak, yani bunu nasıl yaratırız, nasıl işbirlikleri yapabiliriz. Tabii ki işte eğitici programlar dedim, bu tarz seriler. Go online dedim ee, ve ben bu go online yani ben bunu yıllardır söylüyorum. Yani bu COVID dolayısıyla e, zora düşürülerek yapılmış birçok şey aslında e, çok uzun süredir e, masaya gelmişti. Dolayısıyla güzel bir şey. Çünkü şeffaf fiyatlama ve ödeme sistemleri öngörüyor Aa, bu, bu. Bu şey bu yeni yeni sistem güven odaklı burada ben yeni bir yeni bir konseptten bahsedeceğim. Biraz karanlık olduysa şimdi açalım. Şimdi ben zevk sermayesinden bahsetmek istiyorum. Taste Capital yani sizin Konuda bir bilginiz yok ama zamanla okuyorsunuz, öğreniyorsunuz, ve orada bir birikim yapıyorsunuz. Bu birikim Türkiye'deki zevk sermayesinin toplamı nedir? İşte kaç saatlik müze gezmesi bizde mevcut veya işte bunu parasal olarak ölçsek bu sermaye neye eşit? Henüz bu konularda bir çalışma yok yine benim benim ifade ettiğim bir ekser sermayesi ee, ve ama bunun e, güvenle e, artacağını düşünüyorum yani bu piyasadaki güven ortamı dolayısıyla Instagram'daki e, aktivitelerin veri analizi ve acaba işte sanatta da performans pazarlaması mümkün mü yani sanatı başka türlü e, başka türlü bir diyalogla sunmak yatırım aracı olarak sanat dendiğinde yani her zaman söylüyorum bir kere emlakla sanat piyasası çok ilişkili. Bunun akademik çalışmaları da yapıldı. E, Türk sanat piyasası art bank gibi bir oluşuma e, henüz hazır değil. Yani art leasing piyasası henüz oluşmadı. Art bank'ten e, bahsetmek gerekirse aslında art bank e, bir e, kamu kuruluşu. Hem Kanada'da var hem Avustralya'da var. Önce Kanada'da 72'de kuruldu. Sonra 10 sene sonra da Avustralya'da kuruldu. Önce devlet desteğiyle daha sonra kendi bütçesiyle devlet dairelerine ve e, özel sektörde sadece kişilerin evleri haricindeki bütün e, kamu kuruluşlarına, üniversitelere sanat eserlerin kiralanması üzerine bir firma e, sanat eserlerine, kendileri sahip oluyorlar. E, yerel sanatçıların eserlerini düzenli bir şekilde satın alıyorlar. O eserleri e, yıl içinde işte en az 6 aylık sürelerle işte elçiliklere e, kendi elçiliklerine, yurt dışı ataşeliklere, bütün devlet kurumlarına, üniversitelere e, ve e, özel kuruluşlara kiralayarak sistemlerini döndürüyorlar. Bu, bu müthiş bir şey. Bu aslında, yani önce bunun yapılması lazım ki e, e, Türk sanatçıları e, kendi başlarına daha rahat ayakta dursunlar. Yani illa sadece bütün yük galerilere ve bütün yük sadece e, işte bir grup koleksiyonere düşmesin. E, bu kurum. E, belli bir e, konseyle e, daha geniş alımlar yapabilir Bu bir e, bu bir öneri bu yine yıllardır önerdiğim bir şey ama e, tabi sanatın e, onlineda özellikle satın alındığında zaten kredi kartıyla alındığını biliyoruz başka şekillerde de bunun daha standartlaşması mutlaka bu e, satın alınmayı arttıracak. Ama yani yatırım vurgusunun bence yine de biraz fazla yapıldığına inanıyorum. Yani sanatın yatırım boyutuna aşırı vurgu bu dalgalanmalara ve sanat eserlerinin etrafında olabildiğince çok konuşulmasına yarıyor. Ve tekrar dönüp bakıldığında her sanat eserinin aslında kendi finansal yolculuğu başka. Dolayısıyla ben yani sanat en iyi yatırım aracı değildir. sanatın psikolojik getirileri vardır mevzusunu en öne atıyorum, tekrar atıyorum, öne çıkarmak istiyorum. Sevdiğiniz sanatçıları desteklemeye devam edin. Yani Instagram'dan takip ediyorsanız işte o sanatçınızın sevdiği, sevdiğiniz eserlerini de satın aldıysanız, eşinizde dostunuza onları gösterin. Ev sergileri yapın mesela işte yani yazlıklarda böyle şeyler bahçe partilerinde falan duyuyoruz e, kalıcı ya da geçici eser takasları koleksiyonerler aralarında yapıyorlar daha da yapılabilir e, bazı eserler e, bazı evlerde bir, birkaç gece geçirdiklerinde yani hayat biraz hayat değişiyorsa zaten e, Orada başka bir hikaye başlıyor. Dolayısıyla bunlara fırsat vermek lazım. Ee, dediğim gibi işte ortak projeler, taksitli satışlar, e, galerilerin belki bazı konsolidasyona gitmeleri bu e, yeni e, süreçte hele daha çok üstünde durulması gereken bir konu. E, şehir merkezinden uzak, e, daha farklı yerlerde kümelenmek, e, kira ödememek gibi ve işte tabii daha fazla online'da aktif olmak, daha erişilebilir fiyatlarla daha fazla opsiyon sunmak ki daha esnek galeri sanatçı ilişkileriyle aynı anda birçok yani daha çok sanatçıyı portföyünüzde barındırabilmek ve tabii ki işbirlikleri yani dünyadaki başka galerilerle ve ülkedeki başka galerilerle işbirlikleri çok önemli. Bir de e, yani sanata destek sadece sanat eseri almakla mı olur diye soru sorabiliriz. Yani bir sanatçı destek destek fonu olabilir. Şu aralar çok üstünde konuşulan işte tesev gibi, tev gibi. Mesela cenazede, bayramda onların da bağış toplama etkisi olabilir ve bu para belli bir kurul e, desteğiyle Genç sanatçılara dağıtılabilir. Mesela işte genç sanatçıların e, malzeme e, veya işte bir takım sergi masraflarının fonlanmasına yarayabilir. İşte yine buna benzer sanatta fundraising nasıl yaygınlaştırabiliriz? Bunlara kafa yormak lazım. Bence bunlar geleceğin soruları. Zaten tam bunlarla ilgili konuşurken işte bir e, COVID-19 derdi... Karşımıza çıktı ve e, yani o kartlar yeniden karıldı. Aslında e, bu benim yaptığım anket ve bu anketten çıkan sonuçlar 2019'da hep konuştuğum e, öne sürdüğüm mevzulardı. E, çok ilginçtir ki yani Covid'den bağımsız öne sürdüğüm şeylerin şimdi herkes tarafından ama Covid sebebiyle o, ortaya konduğunu görüyorum. Aslında. Yani Covid bir hesabı getiren garsondu. Mevzu çok önce başlamıştı ve bunların yapılması zaten gerekiyordu. Yani bir ekonomide bir yavaşlama olacak gibi, yani bütün finans sektörünü de içine alacak ve yani 29'daki büyük buhran gibi bir ekonomik daralmanın içindeyiz. İşte belirsizlik var, herkes nakitte kalmak istiyor. Bir sağlık krizi ve dolayısıyla bir mesafe söz konusu. Bütün bunların altında biz sanat piyasasını tartışıyoruz. Yani bunlardan bağımsız tartışamayız. E, evet, müzayede satışlarında ciddi düşüş var. E, 2020'de e, Türkiye'deki müzayede satışlarındaki düşüş de e, tamamen koronaya bağlı e, açıklanabilir. E, Sanatı uzaktan sevmek ne kadar mümkünse... O da o kadar yapılabilecek. Yani freeze'i gördük. E, satışlarının ciddi düştüğünü biliyoruz. E, ama işte sanal sergiler, sanatçılarla bağlantılar, sanatçılarla e, farklı diyaloglara girilmesine e, yol açtı. E, mesela freeze'den en çok ak akılda kalan şey şu oldu. 1 milyonun üzerinde 31 tablo vardı. Sadece 4 tanesi satıldı. Yani bunu ee, şöyle söylemek gerekirse yani bu bu kriz e, bütün dünyayı e, aynı anda etkileyen bir kriz dolayısıyla bizim e, sadece bizim bizim ekonomik durumumuzla ilgili değil dolayısıyla çözüm de zaman içinde. E, Hepimizin ortak çözümü olacak. Şimdi yeni trendlerden hızlıca bahsetmek gerekirse... ...evet bir takım konsolidasyonlar olacak. Bazı galeriler kaçınılmaz olarak belki kapanacak, belki birleşecek. Ortak mekan ya da ortak personel kullanma gereği duyacaklar. Dijitale belki daha fazla yatırım yapacaklar. Belki tamamen dijitalde hareket edip pop-up sergiler... ...daha fazla fiyatta şeffaf olacaklar. Belki oradan yeni sanatseverler çekecekler. Ee, sanatçılar belki galerilerden koparak daha fazla bağımsız agent olarak çalışacaklar ama bu da farklı bir takım e, sistemler gerektirecek. Belki bunlardan bu konudan özellikle bu konuya yarın değinmek istiyorum. Ee, sanat eseri biriktirme, e, sanat hevesi yaratma üzerine nasıl reklam yapılabilir? Bu heves nasıl yaygınlaştırılabilir? Çünkü bütün bunlar e, bir strateji çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Yani bakıldığında yani ben söyleyebilirim ki bundan 30 sene önce Türkiye'de filtre kahve falan içen çok insan yoktu. Okay, filtre kahve sevildi, yayıldı. Yani bu çok basit bir örnek. Yani sanat tutkusu da sanat eseri küçük de olsa bir, benim de bir şeyim olsun, bir kara karakalem e, portre satın alayım işte Küçük doza işte kağıtta sonra onu çerçeveye koyayım yani bu bu bir tutkudur bu tutku e, yayılır dağıtılır e, bunun reklamı yapılabilir nasıl e, sorusuna cevap bulmak lazım daha fazla veri nasıl toplanır onlar nasıl analiz edilir galeriler chatbot kullanabilir mi kullanamaz mı buralarda neler yapılabilir bu soruların sorulması lazım. Ee, bir takım yabancı galeriler zaten kafa yoruyorlar. İşte e, e, Galeri Platform LA diye... E, e, ...Zivirner'ın başka şehirlerde açtığı e, şeyler var, e, galeriler var. İşte Platform New York, e, Platform London, e, Platform Paris'in geleceğini biliyoruz. E, belki... E, daha periferik marketlerden de bazı şehirleri ara ara bir düzen sırasında gündeme getirebilir David servisleri. Dolayısıyla bunlar çok enteresan gelişmeler. Yani soru şu olmalı: Biz lokalden globale hangi hangi yollardan nasıl hangi farklı yollardan çıkabiliriz? Hangi işbirliklerinden geçebiliriz? Evet, viewing roomumuz var ama bunu ortak kullanabilir miyiz? Bunu belli dönemlerde belli galerilerle işbirliği yaparak gerçekleştirebilir miyiz? Yani bunlar hepsi yaratıcı, yaratıcı ekiplerle oluşturulması gereken şeyler. Bir sürü bir sürü girişimler var. Mesela işte çok sevdiğim sokak sanatçısı Leo Leo Lunatic. O da yani street art, grafiti. E, tasarımdan geliyordu ama e, son 4-5 yılda o kadar çok sesini duyurdu. Ekip arkadaşı Mr. ile yani e, sokaktan da gelip e, piyasanın tam e, kalbine oturabilirsiniz. E, Dream Design Factory'nin konuğuydu, e, YouTube konuğuydu. E, başka e, konuşmalar, e, çalışmalar düzenlendi. mikser çok e, güzel, Sanatçı Galeri Konuşmaları düzenledi ee, ve sanat startupları da e, son dönemlerde duyuyoruz. İşte zaten artsy Artnet hayatımızın bir parçası oldu. Ama mesela işte Artbank gibi online sanat değerleme platformu yeni yeni hayata geçti. Rise Art online sanat kiralama aslında online sanat satışı daha ağırlıklı önce sanat kiralamasıyla başladı ama e, yani gelecekte belki o o kısımda gelişecek diye düşünebiliriz. E, e, art in Rise, Ray, Ray, erişilebilir sanat, sanatçıdan sanatsevere diye başka bir platform. Bunlar e, yabancı startuplar tabii. Türkiye'de e, online sanat platformları görüyoruz ama farklı e, girişimler görmüyoruz. Sanatta crowdfunding hareketleri çok. İşte art fund, sanata destek e, bir takım e, şeyler var e, bakıf sanat fonları var. Tabii sanatta blok zinciri telif hakları, sanat hak, sanatçı haklarını destekleyen bir takım startuplar var. Ee, işte dediğim gibi Artbank e, sanat eserlerinin değerlenmesi üzerine e, yapay zekayı e, kullanıyor. E, bir takım algoritmalarla e, müzayede verilerini işte daha farklı analiz ediyor. E, ve sanatçının piyasa görün görünürlüğünü e, ve performans verisiyle eşleştiriyor. Biraz benim de yapmaya çalıştığım şeylerden biri. İşte Artena var. E, size sizi daha farklı sizin tarzınıza uygun sanat eserlerini dünyada çekip çıkarıyor buluyor. bir e, teknoloji firmalarının e, sanat e, yani bu global e, yani sanat ortamında milyonlarca e, sanatçının e, içinden çıkıp kendini gösterebileceği biraz daha sesini duyurabileceği farklı platformlar diyebiliriz. İşte Monart var. O da e, sanatın sanat eserlerinin token tokenleştiriyor. Yani işte Bitcoin gibi sanat coinleri, sanat eserinin parçalanarak işte coinleri ayrılarak satılması gibi. Bunlar yani geleceğin şeyleri. Gene e, yani şu an ne kadar ak yani ne kadar e, yaygın sorgulanabilir şeyler ama bunlar deneniyor. İşte AR VR teknolojileriyle eserlerin e, sergilendiği e, şeyler söz konusu. Biliyorsunuz Samsung'un bir e, televizyonu var durduğu yerde e, tabloya dönüşüyor o. O tablonun görünüm haklarını siz satın alıyorsunuz. Şimdilik çok sınırlı ama belki bundan 10 yıl sonra siz duvarınıza istediğiniz eseri yansıtacaksınız. Belki eserin yansıtma haklarını satın alacaksınız. Yani bir eseri bir koleksiyoner sahip olacak. Belki milyonlarca kişi de onun yansıtma haklarını kullanacak. Yansıtma haklarının ikinci el piyasası olacak belki. Şimdi bunları tabii ben e, speküle ediyorum. Biraz teknoloji e, bize bu... En azından hayal etme imkanlarını veriyor. Ee, yani Rise Art enteresan bir platform. Ee, hem teknolojiyi kullanıyor hem de aslında yani art artisti gibi işte e, saatçi art gibi e, bir online platform. Ama e, sanat eserinin de kiralanarak e, belli bir süre kiralanıp sonra satın alınması imkanı işte verilmesi belki bize başka pencereler açacak düşünüldüğünde yani hiç bu konuya ilgi duymayan insanlara bir şans tanınması, fırsat verilmesine yol açabilir. Henüz maliyetleri uygulanabilirliği çok sınırlı olsa da. Tabii ki sanata nasıl bir desteklenince Artist Relief Org COVID-19'dan dolayı düzenlenmiş ama çok iyi çalışan bir bir organizasyon benim öngördüğüm ise çok daha geniş kapsamlı bir çok küçük desteklerin biriktiği ve bir kurul tarafından bu desteklerin çok ihtiyacı olan işte genç sanatçılara bir belli bir düzenekte dağıtıldığı yaygın bir fondan bahsediyoruz işte mesela saha bunu çok güzel yapıyor ama yani saha'nın destek minimum destek şartları da çok yüksek. Dolayısıyla saha, sahanın bir üyesi olup sanatçılara destek olmak herkesin yapabileceği bir şey olmayabilir ama başka bir sistemde, yani bir ilkokul öğretmeni de böyle bir e, fona destek olabilir. Orada hani akmas damlar bence e, düşünülebilir. Bir sürü e, vakıfımız var. O vakıflardan biri de sanat vakfı olabilir ve gerçekten oradan para toplanabilir. Ee, mesela artist relief'in yaptığı da şeydi 2000 sanatçıya toplam 10 milyon doları dağıtmayı planlıyorlar. Donation temelli çalışan bir vakıf. Ee, yani bir sürü e, yardımında bir sürü şey var. Tabii bu e, yani yardım kasıt illa zor durumda olmak maksadı yani zor durumda olan sanatçılara yardım maksadıyla değil ama belli bir süreklilikte e, yani genç bir sanatçının bir yurt dışı fuara gitmesi de bugün bazen çok mümkün olmuyor. Neden? İşte çünkü elinde yeterli fon yok, çok genç vesaire imkanları yok. Bu tarz desteklerin hızlı verilebildiği bir fon benim bahsettiğim fon. Yine ikincisi de bence Türkiye'nin de bir art banki olmalı. Bu özel bir kamu kuruluşu olarak sadece Türk sanatçıları destekliyorum diye yola çıkıp Türkiye'de ya da işte Türkiye'de üreten sanatçıları ya da Türk sanatçıları tanım artık bak o kuruluşa kalmış bence etkili olabilir şey Artinrez'de gene erişilebilir sanatla sanat fikriyle yola çıkan sanatçıların üretim sürekli üretim yapmasını ve o üretimlerinin de Belli şeylerle, taksitlerle, küçük meblalarla sanatseverlere ulaşmasını sağlayan bir platform. Bence amacına ulaşmış ve çok başarılı yine benim gördüğüm. Hiç sanat eseri sahibi olmayan insanların işte ayda 30-40 dolara e, enteresan işlere sahip olmalarını sağlayan bir, bir platform. Evet. Yine ilgimi çeken şey de Stone Leaf Retreat. Burası da bir artist residency New York'ta ama çok başarılı, çok ilginç şeyler yapıyor. Onların da şey konsepti, residency konsepti farklı. Yani hepsi dediğim gibi bunların değişik şeyleri deneme ihtiyacından yola çıkmış kreatif girişimler. Bunların incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu 3D platformlar, augmented reality... Bunlar şimdi mesela augment birçok galerinin kullandığı bir hizmet. Dolayısıyla bu hizmeti kullanan bazı galeriler, işte eserlerin koleksiyonerin evinde nasıl göründüğünü, eserin görselinin hangi duvara nasıl yansıtılacağını sağlayan sistemler. Bunlar daha da iyileştirildiğinde, dediğim gibi küçük bir takım cihazlarla veya sahip olduğumuz cep telefonlarıyla belli sürelerde belli eserleri nasıl Netflix'ten istediğimiz filmi seyrediyoruz. Bir takım platformlardan istediğimiz eserleri yansıtabilme hakkı bence önümüzdeki 10 yılda karşınıza çıkması muhtemel sanat piyasası dinamikleri diyorum. Çünkü sanat eseri sahip illa sahip olmakta da gerekmeyecek ee, bu da sanatçıların görünürlüğünü arttırabilecek bir oluşum diye düşünüyorum. Benim konuşmam bu kadar. Şimdi sorular var mı? Umarım vardır. Yoksa sizden bekliyorum soruları. Begüm Hanım. Teşekkürler Aylin Hanım sunumunuz için. Sanata ekonomi perspektifiyle bakmamızı sağladınız. Geleceğe dair öngörüler de bize aktardınız. Şimdi tekrar kontrol ediyorum sorular var mı? Ama bu arada benim bir sorum var. E, performans pazarlama kavramından söz ettiğiniz Bu konuda biraz daha bize bilgi verebilir misiniz? Nedir e, sizin fikriniz nedir bu konuyla ilgili? Şimdi aslında yarınki dersin ipuçları olacak. Tamam. E, ama şöyle söyleyeyim. E, sanatçılar... Bunun sevseler de sevmeseler de aslında sanat eseri bir iletişim aracı. Şimdi sanatçı sanat eseriyle o sanata bakan kişilerin nasıl bir ilişkiye gireceğini illa da tasarlamak zorunda değil. Ve bunun nasıl oluşacağını da düşünmesi beklenemez. Bunu çok iyi yapanlar var. İşte Instagram sayfası, web sayfası var. ...blogu, newsletter'ları falan... ...sanatçı... ...kendi işlerinin nasıl bir sistemde sanatseverlerle iletişime geçeceğinin stratejisini tayin edebilir. Bazı sanatçılar da diyebilir ki bu benim işim değil, bu galerinin işi... ...bunu kesinlikle galeriler yapsın. Şimdi aslında yapılması gereken... ...sizi kimler izliyor... Sizin müşterileriniz kimler özellikle galeriler için konuşuyorum e, kimler ziyaret ediyor kimler almak istiyor kimler alıyor kimler alamıyor kimler hangi şartlarda olsa alırdı bütün bu soruların cevaplarını yine e, bir takım e, işte e, kişisel diyalog diyaloglarla e, anketlerle e, görüşmelerle toplayacağınız bilgilerden edinerek elde edeceksiniz. Dolayısıyla siz işte A kişisinin seveceği işleri A kişisine, B kişisinin beğeneceği işleri B kişisine hangi zamanda ve ne sıklıkta yollayacağınıza karar vermeniz lazım. Dolayısıyla siz bütün e, koleksiyoner tabanınıza, bütün ziyaretçi tabanınıza aynı şiddette, aynı tonda mesajlar, aynı ebatta, aynı işler değil... İşte size bu ama size bu gibi yani e, ekonomide de çok sık yapılan e, piyasaların ayrıştırılması yani her e, 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 fiyat farklılaştırması, ürün farklılaştırılması dolayısıyla e, ya aynı e, aynı piyasada farklı farklı diyaloglara girmenizi sağlıyor. Performans. E, pazarlaması tamamen aslında herhangi yani şimdi bana sanatçılar çok kız kızılacak e, eminim buna e, sanat eseri bir mesa değildir sanat eseri pazarlanamaz evet ama e, bütün şimdiye kadar anlattığım şeyler bunu gösteriyor dolayısıyla sanat eserinin e, sanata bakan kişiyle ilişkisinin daha iyi kurulması için ne lazım bunun cevabı yine iletişim e, bilimlerinden pazarlama bilimlerinden geliyor. Eğer orada e, verilerin daha iyi kullanılarak e, o e, her neyse sizin iletişim kurmak istediğiniz şeyle iletişim kurmak istediğiniz grubun iyi kaynaşmasını ve doğru eşleşmesini sağlamanıza yarayan e, tüm e, stratejiler performans pazarlaması. Yani pazarlama kelimesi belki Türkçe'ye güzel girmemiş. Ama e, yapılmak istenen e, o sanat eserinin gerçekten o sanat eserini bekleyen, arzulayan, onunla olmak isteyen en çok isteyen insanlara en önce ulaşmasının sağlanması. E, ve bu ancak sizin e, kimlerle Diyalog halinde olmanızı bilmenizle başlar. Yani e, yani biz bir İsveç değiliz, biz bir İsveç giymişiz gibi davranamayız ya da işte biz bir e, bir Orta Doğu ülkesi de değiliz, Orta Doğu ülkesiymişiz gibi de davranamayız. Dolayısıyla bizim her ne yapıyorsak, her ne üretiyorsak e, kiminle diyalog haline gir, e, girdiğimiz ve kimlerle e, Kimlerle etkileştiğimizi çok iyi biliyor olmamız lazım. Çok iyi bilirsek kime hangi mesajı yollayacağımıza da emin oluruz. Burada benim söylemek istediğim aslında e, galerilerinde, e, galerisiz çalışan sanatçıların ve sanatçı inisiyatiflerinin de mesajlarının en doğru şekilde gidebilmesi için e, etraf, yani o, o mesajları yolladıkları gruplarla etkileşimlerinin analiz edilmesi gerektiğini. Bu bir veri çalışması, bir veri birikimine dayalır. Ee, tabii uzun yılların ilişkilerine dayanır, ama e, ilmik ilmik örmek örmektir ee, sanat piyasasında bu ilişkileri oluşturmak. E, Diyalogdan geçer diye düşünüyorum. Ee, tabii ki yani kelime olarak belki çok harsh kaldı hani performans pazarlaması ama e, sanatçının ve sanat eserinin doğru bir iletişime girmesi lazım en başından itibaren. Yani biraz belki biraz bilimsel ve doğru doğru hareket yani bilimi verileri kullanmak lazım ki doğru hareket edebilelim yolumuzu doğru çizelim. yoksa yani göz kapalı kap karanlık bir sarayın içinde hareket eden kişiler düşünün ...nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz... ...yolunuzu bilmiyorsunuz... ...böyle olmamalı yani... ...o ışığı nereden yakacağınızı biliyor olmalısınız... ...yolu biliyor olmalısınız... ...nasıl bir piyasada olduğunuz... ...onun büyüklüğünü biliyor olmanız lazım... ...o piyasada mı hareket etmek istiyorsunuz... ...daha farklı bir yere mi geçmek istiyorsunuz... ...onları da biliyor olmanız lazım... ...yani ne kadar çok bilirseniz... ...o kadar... ...amacınıza daha hızlı ulaşırsınız... ...şey bu... Evet, yani içinde bulunduğunuz oyunun senaryosunu bilmek gibi bir şey belki değil mi böyle bir benzetme yapabilir miyiz? Kesin gel. Verilerin toplanması lazım. Yani sizin evet. serginizi kimler geziyor? Sizin serginizi gezenler bunu kimlere anlatıyor? O duyanlar size tekrar geliyor mu? Tekrar tekrar gelenler bir daha gelmemezlik ediyor mu? Etmiyor mu? Bunun sebepleri o verilerin tekrar analiz edilmesi, o insanlarla nasıl bir diyaloğa gireceğiniz. Onları nasıl ikna edeceğiniz, nasıl hiç bilmediğiniz çok farklı sektörlerden audience'ları kendinize çekebilirsiniz. Bunların bunların becerilebilmesi lazım. Bu da aslında başlı başına bir iş. Ve bir sanatçı şunu diyebilir ya ben bütün bunlarla uğraşmak zorunda mıyım? Evet. Hayır, hayır kesinlikle değilsiniz. Yani bence aslında. Becerebilen sanatçı kendini bilir. Ben işte Instagram sayfam var. Işte ben bunları yapabilirim diyen var. Bir de asla bu benim işim değil. Bu benim işim değil diyenler e, Saldım çayıra da yapmamalı yani. Aslında e, ne bileyim bir grup sanatçı bir araya gelip kendilerini e, en iyi şekilde temsil edecek, en iyi şekilde e, işte e, kataloga edecek bir kişiyle bir bu bir iletişimciyle e, ortak çalışmaları lazım. Bu illa bir galeri olmak zorunda değil. İdeali galeri ama e, galerilerin de e, sayıları ve hizmet edebilecekleri sanatçı sayısı belli. Dolayısıyla bağımsız e, agentler yani bu diyaloğu sağlayan kişiler e, yani bunlardan bir sürü var. Birçok e, kültür yönetimi programı mezunlarımız var. Aslında onlar bu işleri yapabilecek olmalılar. Yani onlar sanatçıların nasıl bir platformda nasıl görünebileceklerini, hangi adımları atmaları gerekeceklerinin tasarımını yapacak olan kişiler. Belki galeri sistemiyle beraber böyle bir sistemin de harekete geçeceği daha bağımsız, daha esnek yapıların sanatçılara böyle kısa süreli, kontrat bazlı danışmanlık verebileceğini düşünüyorum. Evet. O öyle bir sistemin e, sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ki var. Evet. Yani bunu kullanan sanatçılar var. E, az önce dediniz ki şimdi sanatçılar bana kızacaklar. Sanat eserleri meta değildir diyecekler. Bununla bağlantılı bir soru geldi. E, Bu semutan yöneltmiş soruyu kendisi de sanatçı. E, diyor ki sanatı pazarlama ve piyasa kelimeleriyle yan yana görünce pek çok sanatçı da benim kadar irkilebilir diye düşünüyorum. Çünkü pazarlama temel olarak müşteri istek ve ihtiyaçlarının göz önüne alınması gerektiğini savunur. Bazen bu durum sanatçının ve galerinin her zaman müşterinin istediğini üretmesi gibi algılanıp ve hatta uygulandığı örneklerini de görüyoruz. Öyle bir durumda sanatsal fikir ve uygulamaların yaratıcı gelişimini sürdürmek sizce mümkün olabilir mi? Geçimini sadece sanatsal üretimleriyle sağlamaya çalışan sanatçı kendini bu sistemde nasıl konumlandırabilir? Şahane bir soru, tam aslında olayın kalbi. Evet. Güzel bir soru ama yani cevabı çok zor. Şöyle zor. İdeali elbette ki sanatçı kendisi kendi yaratıcı sürecinden. E, imbiklenmiş olan e, olarak, imbiklenerek geçen o eseri ortaya çıkarıyor ve o eserin e, meraklısı onu buluyor getiriyor. Şimdi benim aslında söylemek istediğim şey o eserin e, bir meraklısı var ama o eserin meraklısının kim olduğunu e, sizin elinizde yeterince veri yoksa siz hiçbir zaman bilemeyebilirsiniz. Siz yeterince gözün, gözükür bir yerde durmuyorsanız da bilemeyebilirsiniz. Sizi en gözükür nerede nerede, nerede konuşlandırsak ki sizi e, sizin eserlerinizi e, en çok sevecek insanlara en yakın durasınız. Aslında benim sanatın pazarlanmasından benim anladığım bu. Yani sanatın e, en doğru sanat sever kitleye en hızlı en kısa yoldan ulaşması. Yoksa e, yani sanatı bir e, işte çikolata markası e, şeklinde düşünüp de işte onun da e, tadının vesairesinin o, o piyasadaki insanların ta, ağız tadına uygun olarak e, dizayn edilerek işte pazarlanması üretilmesi değil o o başka bir şey e, geçmiş olur. E, ya yani on, onu da eleştirmek bana düşmez ama e, ben şurada şunu görüyorum yani uzun yıllardan e, oluşan gözlemimde e, şunu elde ettim. Yani sanatçı üretim yapıyor ama sanatçının ee, dış dünya ile ilgili fikirleri çok sınırlı, çok sınırlı. Yani zannediyor ki çıktığında bütün eserlerinin hemen bir e, beğeni bir alıcısı olacak, hemen ona bir teklifler gelecek, bir galeriyle anlaşacak. Ondan sonra da sergilerin ardından sergiler gelecek. Bu böyle değil, bu böyle bir otomatik kariyer değil maalesef. Yani, değil işletmeyi bitirirsiniz, bir firmaya girersiniz, orada kariyeriniz başlar. Sanatçı kariyeri maalesef öyle değil. Dolayısıyla benzer fikirlerdeki sanatçıların bir araya gelip fikirlerinin fikirlerini daha iyi savunmaları ve kendi fikirlerine inanan müritler mi diyeyim? O dalga'yı yaratabiliyor olmaları lazım. Şimdi siz önce onu yaratacaksınız ki ondan sonra ondan sonra zaten çok kolay ya yani. o diyaloğu kurduktan sonra ondan sonra o sizin yarattığınız müritler sizi sizin işlerinizi anlayan, bilen, sevenler zaten sizi başkalarına anlatacak. Artık sizin bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Dolayısıyla Hı. o ilk halkayı nasıl kurarız? O ilk halkayı en doğru şekilde kurmak da sizi en doğru şekilde e, nerede durduğunuzu size göstermek ve sizi de e, o piyasadaki işte sanat severlere, sanat eleştirmenlerine, galericilere vesaire tam olarak ve doğru bir şekilde gösterebilmek. Yani bu konumlandırmayı yapmak hiç kolay bir şey değil. Yani o sen işte e, güzel manzara çiziyorsun, sen şöyle geç, sen soyuttasın, sen şöyle geç gibi değil. Çok daha e, çok daha teknik, çok daha uzun, çok daha derinlemesine e, ilişkilerle ortaya çıkan bir şey. Yani dolayısıyla. E, Sanatın kesinlikle e, para karşılığı alınıp verilen bir eser olduğunu unutmamak lazım. Yani bu ayıp bir şey hiç değil. Yani sanatçının ürettiği eserle işte e, başka bir e, üretim, üretimin bir parçası ama bir tanesi kreatif bir üretim. Yani dolayısıyla kreatif ve seri olmayan bir üretim ama yine üretim. Yani sanatçı sanat eserimi yapayım o eserler de evimde dursun diye yapmıyor. O eserler görünsün. Communication'a geçsin, iletişime geçsin diye yapıyor. Dolayısıyla sanat eseri yapıldıktan sonra sanatçının atölyesinden çıktığı andan itibaren. Yani sanatçı onu atölyesinde bir başkasına gösterdiği andan itibaren artık o bir başkasının bir başkasının olmaya aday. Ee, ve onun da en iyi ona en iyi değeri veren onu en çok seven e, yerlere gidebilmesi lazım yani bu e, bence şimdiye kadar e, bizde hiç üstünde çok kafa yorulmamış kısım yani hep şu zannedilmiş evet sanat e, fakültelerinden öğrenciler çıksın işte galerilerde orada gelişsin ama yani e, galerileri ge gezenlerle e, galerilerin nasıl gezildiğini bilmeyen kalabalık bir grup var. Yani e, galerinin yanında bir dükkanı var. Galerinin ne olduğunu bilmiyor. Okay. Yani e, sizin önce kendi çeperinizden o hareyi yaratabilmeniz lazım. Yani galeri kendi içinde bununla uğraşacak. Sanatçı kendi içinde uğraşacak. E, şeyi çok zor. E, gerçekten yani öyle hemen... Bir matematik problemi gibi hemen bunları şeyleri verileri koyalım, ondan sonra çözümü alalım gibi sıradan kolay bir çözüm değil bu. Üstünde çok konuşulması gereken bir konu. Bir de yani hiç hiç konuşmadık ama e, hayatta her şeyde olduğu gibi bir de belirsizlik faktörü var. Yani belirsizlik şans. Bu da çok önemli. Yani doğru zamanda doğru yerde olabilmek yani o belirsizlik işte içeriyor sizin sizin şansınız yani insanlar şanslarını bir yere kadar kendileri yaratırlar ama bir de bir yani o belirsizlik faktörü faktörü önemli bir kısım yani insanlar ne kadar itiraz ederlerse etsinler yani sanat piyasası işte ölçülebilen sanat eserinin ...değiş tokuş yapıldığı, büyüklüğünün de yani az buz olmadığı bir bir sektör. Dolayısıyla ve bakıldığında örneklerde de gösterdim... ...niçin bazı eserler işte bu kadar yüksek fiyata gidiyor. Çünkü ona sahip olmak isteyen az bir grup var. Yani sanatçılar da kendi etraflarında bilinirlilikleri ve haklarında yarattıkları e, konuşmalar hikayeler kadar bilinecekler. O hikayeleri geliştirmek güçlendirmek sanatçıların elinde. E, şey kesinlikle doğru değil yani işte piyasa böyle seviyor ben bu piyasaya göre üreteyim çok satayım. O o başka bir şey ama e, sizin kendinizi doğru ifade etmeniz için doğru bir iletişimciyle, doğru bir ekiple çalışıyor olmanız lazım. En ideali tabii bunun bir galeri olması. Galerinin olamadığı durumlarda işte e, bence onun sanatçı inisiyatifleri de birlikte olarak e, yani birlikte durduklarında sesleri e, daha gür çıkabiliyor. Yani mesela, e, ondan sonra tek tek de güzel hareketler yapabiliyorlar. Mesela ya yani Hafriyat bu, bu konuda bence çok güzel bir örnek. Yani birlikte ses getirdiler sonra tek tek de yollarına devam ettiler. Ee, yani burada ben e, doğru duruş ve doğru bir iletişimin e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda gerçekten yani sanatçı dört sene boyunca emeğini geliştiriyor ama bunu geliştirirken bunun arkasındaki e, fikirlerine de uğraştığı kadar e, bu fikirleri nasıl e, paylaşacağını da düşünmeli. Yani bu kısım en zor kısım. E, genelde sanatçılar bu kısım bu kısımı e, galeriye bırakıyorlar. Yani e, galerilerin e, hepsinin o kadar e, bu işlere tek tek uğraşacak o kadar sermayesi ve e, vakti yok. Dolayısıyla bence e, sanatçı ne kadar kendisini stilini, ne yapmak istediğini, nerede durmak istediğini bilirse, hangi galeriyle, hangi sanatçılarla, hangi sanat inisiyatifleriyle yan yana durabileceğini de kısa bir süre içinde bence seçebilir. Ondan sonra da ondan sonra da ilerleyebilir diye düşünüyorum. Tabii ben hep lokal konuşuyorum ama şey yani sınırları da aşan diyaloglar çok çok ilginç. Çok ilginç e, tesadüflerle gelişen e, ilişki ağları var yani bu anlamda ben instagramı çok kıymetli buluyorum instagramda e, könig galerinin e, şey sırasında e, herkesin evde olduğu dışarı çıkamadığı sırada düzenlediği bir instagram sohbetleri vardı o kim nereden bağlanırsa sanatçılarla konuşuyor sanatçılar işlerini gösteriyor işte 2-3 dakika Yohan e, Johan König ile konuşma fırsatı buluyorlar. İşlerini anlatıyorlar, fikirlerini anlatıyorlar. Mesela şimdi bu, bu çok bence çok önemli, çok ilginç bir şey. Bu fırsat e, her gün her gün tanındı aslında dünyadaki bütün sanatçılara. E, hani her gün işte 100-150 tane sanatçı katılıyordu. Ben merakımdan kimler ne anlatıyor nasıl e, iletişim kuruyorlar diye oradaki şey çok hoşuma gitti yani medeni cesaret diyaloğa girebilme yani dünyanın çeşitli yerlerinden farklı yaşlarda sanatçılar e, konuştular ve Konik galerinin sahibi şöyle bir şey dedi yani ben sanat eserine bakmam sanatçıya bakarım sanatçının fikrine bakarım yani burada sanatçı aslında kiminle nasıl ilişki kuracağının da planını programını yapmalı. Yani bu e, kariyerinizin nasıl çizilmesini i, i, is, için uğraştınız. Nasıl e, hangi okula girerim, bu okulda hangi dersleri alırım, kim ne kadar buna kafa yordunuz. Bundan sonrası da e, ben kimlerle yan yana durmalıyım, kimlerle işlerim yan yana sergilenmeli, kimlerle gelişen diyaloglar kurmalıyım her gün üstüne nasıl ilişkiler e, eklemeliyim. Bu hep düşün sanatçının düşünmesi gereken bir konu. Bu galericinin yani bir galerinin e, kolay kolay çözebileceği bir şey değil. Ya da yapabilen galeriler e, galeriler var ve çok takdir ediyorum. Dolayısıyla aslında evet. belki iletişim dese. Evet burada kilit sözcük iletişim anladığım kadarıyla. Aylin Hanım çok teşekkür ederiz. Ee, başka soru görünmüyor. Ee, yarın yine saat 6'da Aylin Seçkin e, bize bu kez sanatçılar için kariyer yolu başlıklı bir sunum yapacak. Aslında yarınki Güzel... konuşma tamamen şöyle olacak. Yani ben bugün bütün eteklerimdeki taşları döktüm. Böyle bir piyasa var. <laughs> evet, bunlar evet. bunlar var. Yani bu, bu, bu şartlar altında... Bu yarışta var mısınız yok musunuz Eğer bu yarışta varsanız Aslında şu 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 yolları seçebilirsiniz ee, onlar içinde nasıl ekipmanlara ihtiyacınız var bunlardan bahsedeceğim biraz daha e, belki e, daha tartışmaya açık şeyler olacak Çünkü ben ediyorum. Sonuçta, sonuçta bir iktisatçının gözünden e, çizilecek bu kariyer Yani bu piyasaya nasıl uyabilirsiniz e bakacağım ben evet. hiçbir zaman yani sanatçının sanat eğitimi veya sanat pratiği hiç girmeden hiç değinmeden yani onların işlerine hiç karışmadan ama o, o çantalarındaki o bilgileri ve kabiliyetleri ve emekleriyle nereye hangi bir teste gidebileceklerini Hı. anlatacağım. Evet. Bugün Hadi. fotoğrafın bütününü görmüş olduk. Yarın da izlenecek yolları sizden dinlemiş olacağız. Özellikle kariyerinin başındaki sanatçılar için yarınki sunumunuzun çok önemli olacağını düşünüyorum. Yarın saat 6'da yine K2 Güncel Sanat Merkezi'ne YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak seminer. Çok teşekkürler. Hem size Aylin Hanım hem de bizi izleyen herkese iyi akşamlar yarın görüşmek, üzere, yarın görüşmek üzere hoşçakalın